Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Token Finansal Teknolojiler Dijital Kart Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Erkin Uzun. Erkin Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Erkin Bey ile birlikte bugün dijitalleşmenin yemek kartı ve sadakat sektörüne etkilerini konuşacağız. Sadakat kartı sektörüne, yemek kartı sektörü artık dijitalleşmenin de etkisiyle özellikle ödeme sistemleri tarafında çok etkili oluyor. Bir anlamda ödeme sistemlerinin şirketleri gibi artık kullanılıyor kartları gibi. Tabii bu kartların ödeme sistemlerine etkilerinin yanı sıra özellikle sadakat tarafında çalışanlara, sektörün şirketlere katkıları, yine çalışan memnuniyetinde özellikle yurt dışı araştırmalar gösteriyor ki yeni nesil genç çalışanlarda özellikle memnuniyetli yanakların önemi çok öne çıkıyor. Hatta bazı ülkelerde normal maaştan daha fazla yan haklar dikkate alınıyor çalışmalara göre. Tabii ki bu yeni nesil yan haklar bir diğer konumuz olacak. Elbette ki Token Flex'in önümüzdeki dönem hedefleri yine Erkin Bey'e soracağız. Erkin Bey, öncelikle tabii Token Finansal Teknolojileri anlatmanızı rica edeceğim. Koç grubu şirketi. Evet. Ne zaman, hangi amaçla kuruldu? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? İsterseniz oradan başlayalım. Sonra diğer konulara geliriz. Tabii ki. Çok teşekkürler. Hoş bulduk bu arada. Token Finansal Teknolojiler 2018 yılında kurulan bir şirket. Koç grubu iştiraki. Eskiden Arçelik bünyesinde bir departmandı aslında. Arçelik'ten bölünme yoluyla ayrıldı 2018 yılında ve şirketleşti. Geçmişi 2012 yılında yapılan bir vergi mevzuatında yapılan bir değişikliğe dayanıyor. Bu değişiklik ile eski tip yazar kasaları ile POS cihazlarının birleşmesi sağlandı. Ve yazar kasa üzerinden de aslında kredi kartıyla ödeme alınabilmesinin önü açılmış oldu. O dönemde Arçelik Arge içerisinde bir ekip bu mevzuata uyumlu bir yazar kasa POS ürünü geliştirdi. Bu ürün gerçekten sahada çok ciddi bir başarı elde etti. Ve piyasada aslında %50'nin üzerinde bir pazar payına ulaştı. Bugün itibariyle baktığımız zaman Türkiye'de 800 binin üzerinde esnaf noktasında bu yazar kasa POS ürünleri kullanılmakta. Token Finansal Teknolojiler olarak aslında bizim vizyonumuz ve amacımız, kuruluş amacımız diyeyim. Ödeme teknolojilerinde 2012-2018 yılında yakaladığımız başarıyla birlikte ödeme teknolojilerinde kazandığımız yetkinlikleri farklı iş alanlarına, farklı coğrafyalara genişletmekte. 2018 yılındaki kuruluştan bu yana faaliyet alanları ve faaliyet gösterilen coğrafyalar çeşitlendi. Bugün itibariyle Token Finansal Teknolojilerin sunduğu ürün ve hizmetlere baktığımızda yazar kasa POS ürününe ilave olarak kapalı devre cüzdan çözümleri sunuyoruz. Aslında kapalı devre cüzdan çözümleri dediğimiz bizim bugün de biraz daha odağımız olacak olan Token Flex ürünü. Açık devre cüzdan çözümlerini hem altyapı, teknolojik altyapı sağlayıcı olarak sunuyoruz hem de son kullanıcıya sunduğumuz ürünler var. Online ticarette ödeme almayı pratikleştiren sanal POS uygulamaları zaten bir süredir piyasada yaygınlaşmıştı. Biz de bu kapsamda Merkez Bankası'ndan lisans alarak farklı bir iştirakimiz bünyesinde böyle bir konuyu aslında tüketicilerimize ve işletmelere sunmaya başladık. B2B pazar yeri hizmetlerimiz var ve B2B tahsilat çözümleri sunuyoruz. Aslında kuruluştan bu yana faaliyet spektrumumuzu, alanımızı ciddi şekilde çeşitlendirmiş durumdayız. Bir yandan da aslında yurt dışına yayılmakla ilgili bir vizyonla da kurduk Token Flex'i. Türkiye dışında şu anda Hollanda, Romanya ve Azerbaycan'da şirketlerimiz var. Bunlar 2021 yılında kurduğumuz şirketler. Buradaki amacımız aslında Türkiye'de kazandığımız yetkinlikleri, Türkiye'de sunduğumuz çözümleri yurt dışına da taşımak. İkincisi de aslında gittiğimiz coğrafyalarda o ülkeye özgü yeni iş modelleri geliştirerek bu iş modellerini aslında farklı coğrafyalara da yaygınlaştırmakla ilgili bir vizyonla hareket ediyoruz. Peki şimdi bu vizyon ve hareket 2024'ün
ilk çeyreğini nasıl geçirdi? İsterseniz oraya girelim. Hem sektör için hem Token Flex için nasıl bir ilk çeyrek oldu? Çünkü malum seçimler öncesiydi. Genelde Türkiye'de seçim öncesi frene basılır biraz. Siz bunu sektörde hissettiniz mi? Sizin için nasıl geçti ilk çeyrek? Şöyle yani geçtiğimiz sene içerisinde tabii ki bir deprem felaketi yaşadık. Geçtiğimiz sene içerisinde aslında en önemli gündem maddesi oydu. Bu seneye baktığımızda Token Flex açısından geçen sene ilk senemizdi diyebiliriz. Yani 2022 yılında sahaya çıkmış olmakla birlikte 2023 yılı aslında bizim bütünsel olarak ürünümüzü hazır hale getirdiğimiz ve farklı çözümlerle birlikte ürünümüzü sahaya sunduğumuz bir seneydi. İlk çeyrekte iyi bir rakamsal olarak çeyrek geçirdik. Ürünümüzü tam hale getirdik ve dış müşterilere doğru yayılmaya başladık bir yandan. Geçtiğimiz sene içerisinde yaklaşık yani 1 milyar TL'nin üzerinde bir hacim geçirdik bu sistem üzerinden. İlk çeyrek başlangıcı itibariyle de aslında geçen seneye göre baktığımızda %50'ye yakın bir büyümeyle başladık. Tabii bu yemek kartı konusunda Token Flex özelindeki en kritik konulardan bir tanesi üye iş yeri yayılımı. Ve üye iş yeri yayılımımızda da aslında %50'lik bir artış sağladık. Peki şimdi tabii hızla artan dijitalleşme anonsunda da bahsettim biraz. Yemek ve sadakat kartı sektöründe de şirketler artık klasik çözümlerden, kart çözümü olmaktan çıkıp finansal teknolojiler tarafında ve özellikle de ödeme sistemleri tarafında ihtiyaçlara cevap verir konuma geliyorsunuz. Siz rakip firmalar bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalarda. Dolayısıyla siz 2022'ydi Token Flex ile bu alana girdik dediniz. Dijitalleşme genel anlamda baktığınızda hem sektörü hem sizlerin ürünlerini nasıl etkiliyor? Dijitalleşme tabii ki tüm sektörleri etkiliyor. Aslında uzun zamandır gündemimizde olan bir konu. Çok güzel söylediniz. Yani yemek kartı alanında eskiden yemek kartları bir ödeme aracıyken dijitalleşmeyle birlikte finansal teknolojilere yakınsayan bir ürün haline gelmiş oldu. Dijitalleşme genel olarak baktığımızda dijitalleşme aslında hiç kimse açısından ya da hiçbir işletme açısından bugün itibariyle bir lüks değil, bir zorunluluk. Hatta bence dijitalleşme biraz da eskiyen bir kavram haline de gelmeye başladı. Artık dijitalleşmenin sonucunda üretilen çıktılarla, sonucunda üretilen datalarla nasıl bu dataları kullanacağız, nasıl yeni iş modelleri geliştireceğiz? Biraz daha onu konuşmaya başladık. Yapay zekayı konuşuyoruz bir yandan. O anlamda dijitalleşmenin aslında biraz daha böyle eskimeye başlayan bir kavram olduğunu düşünüyorum. Değişim hızı inanılmaz artmış durumda. Gerçekten hani klasik bir laf vardır. Değişmeyen tek şey değişimdir diye. Bir yandan da değişim hızı sürekli değişiyor ve artıyor. Ödemeler alanına geldiğimizde kendi alanımız özelinde yemek kartları, sadakat kartları, hediye kartları gibi ürünlerin aslında kullanım şekillerinin günden güne değiştiğini görüyoruz. Eskiden şimdi yemek kartından bir örnek vermek gerekirse yemek 20-25 yıl öncesinde yemek kartı diye bir kavram aslında hayatımızda yoktu. Yemek çekleri vardı. Çekler vardı, evet. Şirketler bize yemek koçanları veriyorlardı. O koçanlarda farklı birimler yazıyordu filan. Biz bunları kabul eden işletmelere götürüp harcıyorduk. Benim ilk iş hayatına girdiğim zaman böyleydi. Sonrasında bu yemek kartları, yemek çekleri yemek kartlarına dönüştü. Bu yaklaşık 15 sene önce olan bir değişim oldu. Artık hani yemek çekleri gündemimizden biraz daha çıkmaya başladı. Ve kredi kartı gibi yemek kartı ürünleri biraz daha onların yerini almaya başladı. Bugün ise yine bir değişimin arefesindeyiz, hatta içerisindeyiz. O hani yemek kartı olarak kullanılan plastik kartlar artık dijital çözümlere doğru ilerliyor. Tabii dijitalleşme her sektörde olduğu gibi kendi bizim yemek kartı alanında da birçok yenilik ve kolaylık getiriyor. Bu hem kullanıcılara sağladığı kolaylıklar var hem de kurumsal şirketlere sağladığı kolaylıklar var. Kullanıcıların hayatlarına sağladığı katkılar var.
Kullanıcılar açısından baktığımızda pandemide bunun aslında çok daha ivmelendiğini de gördük. Kredi kartlarının mobil uygulamalardan kullanılması gittikçe hız kazanıyor. Hı hı. Kullanıcı açısından aslında plastik kartlar yerine bu ödemelerin cep telefonundan yapılması çok büyük bir kolaylık. Hı hı. Hizmet sağlayıcılar yeni değer önermelerini daha hızlı ve daha kolay şekilde geliştirebiliyor, sunabiliyor. Üye iş yerleri artık cep telefonlarından ödeme alabiliyor. Bu onlara farklı esneklikler sağlıyorlar ve bu yöntemin gittikçe de piyasada geliştiğini ve üye iş yerleri tarafında önem sağladığını. Kabul noktaları arttıkça aslında hani nihai kullanıcılar bunu kullanmaya yatkın, özellikle Türkiye'de kabul noktalarının artması bunu etkileyecek gibi gözüküyor, olumlu anlamda artması. Kesinlikle çok haklısınız. Yani kullanıcılar açısından zaten en kritik konu kabul noktalarının mümkün olduğunca fazla olması. Fazla yani cebine bir enstrüman koyduğunuz zaman kullanıcıların her yerde kullanmak istiyor haliyle. O onun açısından çok büyük bir aslında kolaylık faktörü. Kolaylık, özgürlük, esneklik. Evet. Bunlar bizim sektörümüze çok kritik faktörler. Bizim de şirket olarak çok önem verdiğimiz faktörler. Aslında bütün bu saydığımız kolaylıklar da dijital teknolojilerde işlerin birbirine yakınsamasını sağlıyor. Yani işler aslında dijital teknolojilerde birbirine yakınsıyor. Farklı alandan hiç kendi işiyle ilgili görünmeyen sektör oyuncuları bile bu alanda faaliyet göstermek anlamında iştahlı hale geliyor. Bizim de aslında sektöre girerkenki motivasyonlarımızdan en önemlisi buydu. Yemek kartlarının bir finansal teknoloji ürününe dönüştüğünü gördük ve bizim ürünlerimizle yakınsadığını fark ettik. Ve 2022 yılında sizin de başta söylediğiniz gibi sektöre giriş yaptık. Sektörde plastik kart olmadan doğrudan sadece dijital bir çözüm olarak bu ürünü sunan ilk girişimiz diyebiliriz. Burada hani sanırım diyeyim herhangi bir şey olmasın diye belki aralarda atladığım yerler olabilir. Ama büyük en azından sektörde yer edinmiş işletmeler arasında biz gerçekten bu alanda bir öncü olduk. Bugün itibariyle Koç topluluğunun yemek kartı faydası verilen bütün çalışanları Token Flex kullanıyor. Koç topluluğu dışından da müşterilerle çalışmaya başladık. Bizim hani prensip olarak kendi ürünümüzü kendimizde öncelikle test edip bütün grup şirketlerinde kullanma ilkemiz var. Bütün grup şirketlerine yaygınlaştırdıktan sonra dışarıdaki şirketlere de artık Koç grubu bütün şirketler olarak bunu kullanıyor. Artık siz de kullanabilirsiniz diye gitmeye başladık. Grup dışından müşteriler bizi tercih etmeye başladılar. Harcama noktası olarak tüm Türkiye'de 30 bin noktaya ulaştık. 30 bin sayısı çok kritik bir sayı. Aslında yemek kartı... Onu soracaktım. Hani nedir 30 binin karşılığı? İyi midir, kötü müdür? Yaygınlığı ne seviyededir? 30 bin bizim başından beri ulaşmayı hedeflediğimiz noktaydı. Çünkü biz sektördeki oyuncuların üye iş yerleri sayısına baktığımız zaman 30 bin sayısının kritik bir sayı olduğunu gördük. Yani sektörde birçok oyuncu, yer edinmiş birçok oyuncu, uzun zamandır faaliyet göstermiş birçok oyuncu aslında bu sayıya yakın sayılarda bir networkle hizmetlerini sunabiliyorlar. Tabii zorluklarla da karşılaştık. Ondan da bahsetmeden olmaz. Sektöre gerçekten yemek kartı alanına giriş bariyerleri inanılmaz yüksek yani. Başlangıçta bir miktar sancıyı göze alan bir grubun size destek olması gerekiyor. Bizim açımızdan bu Koç topluluğuydu. Koç Holding üst yönetiminden gerçekten ciddi şekilde destek aldık. Zaten Koç Holding'in genel olarak yeni girişimleri desteklemekle ilgili böyle bir felsefesi vardır. Koç topluluğundaki çalışma arkadaşlarımız bize destek oldu. Yani biz çok küçük bir kadroyla faaliyet gösteren bir ekibiz ama Koç topluluğunda aslında yaydığımız yerlerdeki bütün personeller neredeyse bizim elçimiz oldu. Belli sayıda bir üye iş yeri network'ünüz olması gerekiyor. Bunu sağlamış olduk. Pandemi sektörde çok şey değiştirdi. Giriş bariyerlerini bence bir miktar daha yükseltti. Burada pandeminin getirdiği iki tane konu karşımıza çıktı. Eskiden yemek kartı işi yapmak isteyen şirketler açısından kullanıcılar şirketlerin binalarındaydı. Yani işte o şirketlerin binalarında
binaların etrafındaki işte restoranları, marketleri devreye aldığınız zaman aslında bu işi yapabiliyordunuz. Şimdi artık pandemiyle birlikte uzaktan çalışma düzeni hayatımıza girdi. Bu uzaktan çalışma düzeniyle birlikte kullanıcılar şehrin her yanına yayıldı. Dolayısıyla artık hani sadece şirket binalarının etrafında değil, şehrin her tarafında yayılım yapmanız gerekiyor. İkinci konuda aslında online harcama konusunda online harcama isteği inanılmaz bir şekilde arttı pandemide. Sadece bir işletmeyi bağlamak yetmiyor hale geldi. Evet. Gidip aslında o işletmeyi online'da da kullanılabilir duruma getirmek önemli bir parametre oldu. Şimdi yaklaşık 7-8 dakikamız var. 3-4 tane de soru soracağım zamanı, anlamında. Şimdi yemek kartları tabii bir yandan çalışanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere esnek sağlıyor. Bir yandan işverenlere operasyonel ve özellikle vergi tarafında belli avantajlarıyla da öne çıkıyor. Dolayısıyla sektör olarak biraz son kullanıcıya, kurumsal şirketlere ve genel olarak ekonomiye katkısını alabilir miyiz? Ekonomiye katkısı gerçekten yemek kartlarının çok önemli bir konu. Onu sona saklayacağım. Öncelikle aslında yemek kartında standart bir iş modeli var. Aşağı yukarı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin benzer iş modelleriyle faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Müşteri şirketler açısından aslında cazibe unsuru olan iki tane faktör var temelde. Bir, vergi teşvikleri. İkincisi, operasyonel kolaylık. Yemek kartlarında bizim dışımızda 3 tane paydaş var. Son kullanıcılar, kurumsal müşteriler ve üye işyerleri. Son kullanıcının en kritik konu istediği yerde harcayabilmek, harcama noktasına hızlı erişebilmek. Diğer bir önemli konu sistemlerde herhangi bir kesinti olmadan harcamalarını yapabilmek. Kurumsal müşteriler açısından da önemli faktörler var. Bunlardan bir tanesi çalışanların tabii ki iyi hizmet almasını istiyorlar. İkincisi, insan kaynakları personelleri bu işin operasyonu büyük ölçüde yapıyor. O insan kaynakları personellerinin hayatını kolaylaştırma konusunda ihtiyaçları var. Üçüncü ama önemsiz olmayan en önemli konulardan bir tanesi ise güven. Neticede bu bir para işi. Ve şirketler aslında emanet ettikleri paraların doğru şirketlere emanet edildiğine emin olmak istiyorlar. Üye işyerleri bu işte diğer bir önemli paydaş. Onlar da operasyonel süreçlerin daha hızlı kolay olmasını istiyorlar. Fatura mutabakat süreçlerinde çok fazla böyle zaman harcamak istemiyorlar. Ödemelerin zamanında yapılmasını istiyorlar. Hatta biraz daha erken ödeme yapma konusunda istekleri var. Biz neler yapıyoruz diye baktığımız zaman bu konuda sektördeki en yeni firmayız. Çok güçlü bir teknolojik altyapımız var. Önceliğimiz aslında kullanıcılara kesintisiz bir hizmet sağlıyor olmak. Çalışanlara bu anlamda çok iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Kurumlar tarafında insan kaynakları personellerinin hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Üye işyerlerine sunduğumuz değer önerilerini çeşitlendirmek istiyoruz. Burada şeyi bahsetmek istiyorum biraz. Geçen sene üye işyerlerinin faydalanması için bir B2B projesi başlattık. Bu aslında bir pazar yeri projesi. Burada ihtiyaç duydukları ham maddeleri sağlayabilecekleri bir online ticaret platformu oluşturduk. Bu platform şu anda başlangıç safhasında. Ama sektöre önemli yenilikler getireceğine inanıyorum ben. Temelde iki tane değer önerisi var. Birincisi, restoranlar alacak vadelerini beklemeden bunu alışverişe döndürebiliyorlar. İkincisi ve daha önemlisi ve bu unik bir konu. Restoranların kendi aralarında ortak satın alma grupları oluşturarak sipariş verebilmelerine olanak veriyor bu sistem. Bu değer önerilerinin aslında değer zincirindeki verimsizlikleri azaltacağına inanıyoruz. Restoranların maliyetlerine düşüneceğini düşünüyoruz. Ve Türkiye'nin aslında enflasyonla mücadelesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ekonomi konusuna kısaca değineyim. Topluluk 4 dakikamız hızlı değinelim. Tamam. Bir iki sorum daha var çünkü. Peki. Topluluk olarak ana ilkelerimizden bizim bir tanesi Türk ekonomisine güç katmak koş topluluğu olarak. Toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak. Yemek kartı sektörüne ilk baktığımız zaman buralarla da aslında ne kadar uyumlu olduğunu gördük. Tam bu yüzden girdik demiyorum ama buna ne kadar uyumlu olduğunu gördük. Çalışanlar için çok kritik bir sosyal fayda. Yemek bedelleri nakit yerine yemek kartı olarak veriliyor olması restoran ve market sektörüne doğrudan bir
hacmin akmasına sebep oluyor ve bu o sektörlerin gelişimine katkı sağlıyor. Ek olarak yemek kartıyla yapılan alışverişler tamamen kayıt içi. Burada kayıt dışını düşürmekle ilgili bir faydası var. Bunun da kamu ekonomisi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok hızlı tabii isterseniz biraz saydınız ama sektörde hangi özellikler öne çıkıyor oradan biraz bahsedelim. Bir de tabii bağlayacağım bir soruya çünkü süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Çalışanların motivasyonu sağlama dayanakları artık çok önemli. Anonsu da bahsettim. İşte hatta yurt dışında belli örnekler dayanaklar maaştan daha öncelikli hale gelebiliyor. Bu alanda dünyayla kıyasladığında Türkiye'de şirketler nasıl? Sizin bu alanda ürün ve hizmetiniz var mı? Kapatmadan bunları anlatır. Tamamdır. Hemen çok hızlıca aktarıyorum. Aslında bu şu anda içinde bulunduğumuz dijital dünyada önemli olan müşterileriniz kimlerdir? Onların hangi sorunlarını çözüyorsunuz? Onlara ne kadar yakınsınız? Yakın alanlarda çözebileceğiniz farklı sorunları var mı? Onlara nasıl fayda sunuyorsunuz? İhtiyaçlarına nasıl cevap veriyorsunuz gibi soruların cevabı çok kritik. Biz aslında biraz daha buna odaklandık. Bence bunu en önemli sağlayıcınız teknolojik altyapınız ve müşteriye yaklaşım kültürünüz. Biz biraz daha buralarda farklılaştığımızı düşünüyorum. Esneklik sağlama noktasında müşterilerimize gerçekten esnek bir çözüm sunuyoruz. Ve teknolojimiz yine esnek, modüler, farklı teknolojilerle iletişim kurabilecek bir teknoloji. Buralarda da farklı bir katma değer sağladığımıza inanıyorum. Yanaklar tüm dünyada ciddi derecede önemli hale gelmiş durumda. Türkiye gibi enflasyonun biraz daha nispeten yüksek olduğu yerlerde daha da önemli. Çünkü şirketler maaş ayarlamalarını sürekli yapamıyorlar. Maaş ayarlamını sürekli yapamadıkları için bu boşluğu biraz daha yanaklarla aralarda değerlendiriyorlar. Bizim de Token Flex aslında amaçlarımızdan bir tanesi bütün yan fayda paketlerinin tek bir platform üzerinden sunuluyor olması. Şirketlerin bunu tek platform üzerinden yönetmesi, çalışanların bunu tek platform üzerinden kullanması bizim de bu konuda sektöre yenilik getireceğimizi düşünüyoruz. Peki son 30 saniyede gelecek hedefleri kısaca alabilir miyim? Tabii ki. Burada aslında bizim gelecekte hedeflerimiz az önce biraz bahsettim. Kurumların çalışan yan faydalarında başvuracağı tek adres olmak istiyoruz. Çalışanlara kendilerine sunulan yan faydaları tek bir uygulama içerisinden kullanmaları imkanını vermek istiyoruz. Üye işyerleriyle derinlikli bir ilişki kuruyoruz ve bu derinlikli ilişkiyle aslında onlara yeni çözümler götürmek istiyoruz. Biz aslında Token Flex'e bugünkü fonksiyonalitesinde yemek kartı diyoruz. Ama aslında Token Flex sadece bir yemek kartı değil. Gelecekteki ihtiyaçlarına göre şekil vereceğimiz esnek bir altyapı. Biz geleceğe şekil verirken bir yandan da gelecek de bize şekil verecek. Bu anlamda bizim bakış açımız çok esnek. İş modelimiz esnek. Vereceğimiz çözümlerde aslında bunu önceliklendiriyoruz diyebilirim. Erkin Bey çok teşekkürler değerli katılımınız için. Ben çok teşekkür ederim. Bu hedefler doğrultusunda size de başarılar diliyoruz yılın geri kalan döneminde. Çok teşekkürler. Finansal teknolojilerin sonuna geldik. Konuğumuz Token Finansal Teknolojiler Dijital Kartlar Dijital Kart Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Erkin Uzun'du. Erkin Bey ile birlikte aslında son dönemde dijitalleşmeyle giderek daha önem kazanan yemek kartı ve sadakat kart özellikle çalışanların yan hakları üzerine dijitalleşme aslında bir anlamda şirketlerdeki farkındalığı artırıyor. Artan bu farkındalığın da aslında genel anlamda ekonomide çok ciddi katkıları oluyor. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.